Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dil duyu organını işleyeceğiz. Konumuz çok kısa. Dilerseniz hemen başlayalım. Dil. Tadın alınması, konuşma, besinin ağız içinde çevrilmesi ve yutkunma olaylarında görev alır. Arkadaşlar mesela dilimizi kullanmadan yutkunmayı deneyelim. Dil kullanmadan katı bir besini yutamayız. Dilin arkadan ittirmesi gerekir arkadaşlar. Yani besinin ağız içinde çevrilmesinde dil önemli bir faktördür. Bizim burada asıl anlatacağımız konu arkadaşlar tadın alınması olayıdır. Devam edelim. Üzerinde tat reseptörlerinin bulunduğu tat tomurcukları, dilde papilla adı verilen çıkıntılar bulunur arkadaşlar. Dilde çıkıntılar var. Orada papilla diye adlandırıyoruz. Duyu epitel hücreleri var yine aynı şekilde. Böyle erişkinlerde 3000 civarında tat tomurcuğu vardır. Yaş ilerledikçe tat tomurcuklarının sayısı ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Hani yaşlı insanlar derler ya artık tat alamıyorum diye. Yani yaşlandığı zaman insan eski tatları alamaz arkadaşlar. Yaşlı insanlar mesela çaylarına daha fazla şeker atarlar. Neden? Tat tomurcukları sayısı azalıyor. Devam edelim arkadaşlar. Tat tomurcukları besinlerde bulunan kimyasalların tükürük sıvısı içerisinde çözünmesiyle uyarılır. Demek ki tadın alınması da kimyasaldır. Çok soğuk, donmuş veya çok sıcak besinlerin tadını alamayız. Arkadaşlar tadını alamıyoruz. Acı hissi geliyor. Bundan dolayı sıcak besinlerin tadını alamayız. Çok donmuş besinlerin de tadını alamayız. Ya da çok soğuk veya donmuş şeylerin. Yani belirli bir sıcaklıkta olması lazım besinlerin tadını alabilmemiz için. Mesela yaz aylarında arkadaşlar acılı menemen yiyorsunuz. Bir de çay içiyorsunuz. Çok fazla acı algılıyorsunuz. Bunun nedeni çözünürlük arttıkça hissedilen tadın da artmasıdır arkadaşlar. Çözünürlük arttıkça hissedilen tat da artar. Devam edelim. Tat reseptörleri dilin her yerinde bulunmasına rağmen farklı tatları algılayabilen tat tomurcukları dilin belirli bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Aşağıdaki görselden de görüyorsunuz. Şimdi dilin ön bölgesi daha çok tatlıyı almaya karşı özelleştirilmiş reseptörler bulundurur. Aynı zamanda diğer tatları da alırız fakat çok yoğun hissetmeyiz. Yan taraflarda da arkadaşlar tuzluya karşı özelleştirilmiş reseptörler vardır. Yine yan taraflarda ekşi, arka taraflarda da arkadaşlar acı duyusuna karşı yoğunlaşmış reseptörler içeriyor. Yani 4 tane temel tadı algılıyoruz. Özetle dil tat alma duyusu organıdır. Dilde ve ağızda bulunan kemoreseptörler tat duyusunun algılanmasını sağlar. Bu reseptörler özelleşmiş epitel hücrelerdir. Dil üzerinde papilla denen kabarcık ve çıkıntı şeklinde tat tomurcukları yer alır. Papillada tat tomurcukları reseptörlerin yerleştiği yapıdır. Dildeki tat reseptörlerinin her biri tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umami tatlarına karşı duyarlıdır. Dilin her bölgesinden tat alınabilir arkadaşlar. Koku duyusunda olduğu gibi tat duyusunun da algılanabilmesi için moleküllerin bir sıvı içinde çözünmesi gerekir. Bir maddenin tadının alınabilmesi için önce o maddenin ağzın içine kapsayan mukus yani tükürük içinde çözünmesi gereklidir. Çözünen madde tat reseptörlerini uyarır. İmpuls meydana gelir. Oluşan impulslar duyu sinirleriyle önce talamusa ardından da beyin kabuğundaki tad alma merkezine ulaştırılır ve maddenin tadı algılanır. Bir maddenin tadının algılanmasında kokusu, sıcaklığı, görünümü ve çiğneme süresi etkili olur. Tat ve koku duyusunun beyne giderken izlediği yol farklı olmasına karşın bu iki duyu birbirini destekler. Bu durum kokusu alınan yiyeceklerin tatlarının daha iyi algılanmasını sağlar. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dil duyu organı bu şekildeydi. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.